Arkadaşlar merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar. Arkadaşlar çalışıyorum. Şu anda kilisedeyim. Kiliseye de saygımız olsun, onun için bağıra bağıra konuşmuyorum. Bu kiliseye 2 senede bir gelip sistemleri kontrol ediyorum. Herhangi bir yangın çıktığı zaman bizim sistemimiz dumanı dışarı atabilmesi için. Burada çalışan adamla konuştum, müsaade verdi video çekmeme. Size kiliseyi şöyle bir göstereyim. Burada oturma yerleri var. Burada ailece dua ediliyor. Böyle duvarlara bazı şeyler asmışlar. Arkadaşlar yukarıda müzik yapan, orgel deniyor ona, onu çalan insan var. İsviçreliler buraya Allah'ın yeri diyor. Yani Gottes Haus. Ve aslında yani normal olarak kapısı devamlı açıktır. Ama maalesef kitleme zorunda kalıyorlar. Çünkü iyi insanların arasında da kötü insanlar var. Kırıyorlar, döküyorlar. Onun için kapıyı kilitliyorlar. Ama birisi evsiz kalmışsa dışarıda yatmaması için her an yanında papaz oturuyor, onun ziline basabilir, yani misafir olabilir. Bakın buradan konuşma yapıyor bunların hocası. Genellikle burada durur, buradan okur. Beraber burada dua ederler, şarkı söylerler. Yalnız arkadaşlar bu nasıl reformiyet kilise mi, katolik mi, bunu bilmiyorum. Çünkü kiliseler birbirine çok benziyor. Bizim sistemler yukarıda, o camlar açılıyor. Bu sistem hidravlikle çalışıyor. Size onu da göstereyim. Camiyle aradaki farka bakın, buradaki duvarlar fazla boyalı değil. Ama boyalı olan eskiden kalma kiliseler de var. Bu şimdi yeni bir tarihte yapılmış bir kilise. Yani o kadar eski değil. Ama eskiden kalanlar, onlar da bizim Türkiye'deki camilerimiz nasıl içinden boyalıdır eskiden kalma, onlar da öyle. Yangın olduğu zaman itfaiye buradan giriyor. Böyle hemen arkaya. Burada bizim sistem var. Buradan bunu açtım arkadaşlar. Buradan basınç bunun içine giriyor. Ve yukarıdaki camlar açılıyor. Ben burada işimi bitirdim, raporumu yaptım. Adımı, soy ismimi yazdım. İçine ne yaptığımı yazdım. Vinyettesini yapıştırdım. Yeni logomuzu yapıştırdım. Bunlar benim malzemem işte. Burada şimdilik işim bitti. Şu arka tarafını da göstereyim. Bu arka tarafı temizlik odası. Temizleme şeyleri falan var. Ufak bir tuvalet var. Ondan sonra efendime söyleyeyim, arkada giyecekleri falan var. Bu arkada işte hazırlık yapıyorlar. Ondan sonra bu kitaplarda duaları falan, söyledikleri şarkılar falan, bunlar yazıyor. Evet, bunlar da herhalde gelecek bayram için hazırlık yapıyor. Oranın teknisyeni. Evet, benim daha fazla bir bilgim yok. Ama bir dakika şunu da göstereyim. Görüyorsunuz maalesef korona kiliseye kadar geldi. Herkes korku içinde yaşıyor. İnşallah kimse kapılmaz. Geçen de maalesef çok kendim sevdiğim bir abimin arkadaşı ölmüş. Ona da çok üzüldüm. Ölen kardeşimizin, abimizin mi diyeceğim artık bilmiyorum, yaşını da bilmiyorum ama daha çok gençmiş. Mekanı cennette olsun, Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar bu videoyu fazla uzun yapmayacağım çünkü saygı göstermek lazım. Kilisedeyim dediğim gibi, bana müsaade verdi, bir kısadan yapayım dedim o zaman. Kamera yanımda. Bu çekimi yeni telefonumla yapıyorum. Hem telefonun testini yapacağım.
Bakalım olabilecek mi? Çünkü öbür telefonla çok çektim. Biliyorsunuz geçen hafta, evvelki hafta bütün sinir sistemlerimi mahvetti. Bakalım bundan nasıl olacak? Şimdilik sıhhatli kalın diyorum, hoşça kalın diyorum, benimle kalın diyorum Murat.